Merhaba, ne haber ya? Ne yaptınız? 2022 bitti biliyorsunuz. Bitmeyen tek şey benim 2022'yi özetleyen videolarım. Ama yani bunda da sona geliyor gibi. Sadece tabii ki bu yıla damgasını vurmuş benim için. Bazı yerli edebiyat mahsullerimizden de bahsetmeden edemezdim. Şimdi 10 tane 2022'de yayınlanmış okuduğum en sevdiğim yerli yazarların son kitaplarına ait bir liste yaptım. Fakat birkaç tane daha okuduğum aslında kitap var. Birkaç tane de okuyamadığım kitaplar var. Bu kitapları 2023'te okumayı planlıyorum. Bunlar da radarımda yani, öncelikle bunu söyleyeyim. İki tane kitapla başlayacağım önce. Bu ilk ona geçmeden önce bahsedeceğim kitaplardan. İlki Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabı. Bu yıl belki bu kanalı takip edenler biliyordur. Bolca Nermin Yıldırım'la dolu bir yıl oldu benim için. Yani 2022 yılı. 7 tane romanının hepsini okudum. Her ay bir tanesini okumak suretiyle. Bu yılın önemli bir kısmına duygu olarak imzasını atmış bir yazar benim için. Kendisiyle de tanıştık ve yani aşırı mutluyum. Böyle biriyle artık bir tanışıklığım, bir bağım olduğu için yani harika biri her anlamda. Ve harika bir yazar bütün bunların ötesinde. Bavula Sığmayan da kendisinin son öykü kitabı. Bu da Aralık ayında yayınlandı ve ben okumaya başladım ama sonra şeyi fark ettim. Yani okumadan önce de biliyordum bunu. Yani bütün bir yılımı ayırdığım, çok sevdiğim bir yazarla vedalaşıyor muyum yani diyerek ben bu kitabı bitirmeme kararı aldım. Yani şöyle ki, içinde çeşitli öyküler, aslında bir novella ve çeşitli öyküler yer alıyor. Bazıları daha önce kendisini yazmış olup çeşitli mecralarda yayınlanmış öyküler de var aynı zamanda. Fakat ben kendisinin diline yani hasret kalacağım, uzun bir bloğa gireceğim için sadece baştaki novellayı okudum. Sonra bir öykü daha okudum. Sonra dedim ki ben yani ayda 2-3 öykü falan okuyarak bari bunu yıla yayayım. O yüzden ilk onumu almıyorum. 2022'de yayınlandı çünkü yani bitirmedim bu kitabı. Ama zaten Nermin Yıldırım'ı almışım kalbime yani. Daha kitabını ilk onuma almışım, almamışım ne yani gibi. O yüzden bu kitaptan bahsetmek istedim. Yine nefis bir kitap bu arada. Yani harika öyküler, çok eğlenceli, nefis bir dili var kendisinin zaten. Bir de Aralık ayında okuduğum aslında ilk onuma girerdi rahatlıkla ama hani ilk 10 yapınca son anda 11. sıraya oturttum kendisini. Aslında bu liste 11 numaralık bir liste olabilir. Yani zaten bir sıralama yapmadım. 2022'de yayınlanıp da bayağı sevdiğim kitaplardan biri oldu bu. Ali Özgür Özkarcı'nın İTAKİ'den Aralık ayında yayınlanan Kopukluklar adlı uzun öyküsü. Tatlı bir dili var kendisinin. Kendine has bir dili var. Bundan zaten Aralık ayı özeti videomda bahsettim ya da bahsedeceğim için diyeyim. Şimdi ayrıca detayına girmiyorum ama yine 2022'den sevdiğim bir kitaptı. Şimdi buradaki kitapların bazılarını yıl içinde okudum ve anlattım size aylık özetlerde. 2-3 tanesini de bu ayın başlarında, hemen ocağın başındaki birkaç günde okudum, bitirdim ve bu videoyu çekmek için aslında aradan çıkarmak istedim bu kitapları da ama yani bendeki etkileri çok büyük oldu. Şimdi bunların belli bir sırası yok aslında. Elime geçtiği şekliyle bu 10 kitabı anlatacağım şimdi. İlk olarak yine bu yılıma damgasını vuran isimlerden biri Aylin Balboğa. Kendisinin Bu Hikaye Senden Uzun Osman adlı 3. ve son öykü kitabı. Yani her ne kadar bir öykü kitabı olsa da aslında aynı karakterin ve aynı hitap ettiği karakterin yer aldığı tüm öykülerde. Aslında bir bitmiş bir ilişkinin izini süren ya da o ilişkinin içinde hala yaşamaya devam eden, o ilişkiden çıkmaya çalışan bir kahramanın Osman adlı eski sevgilisine dönme çabaları, onu geride bırakma çabaları, işte onu zihninin belli yerinde paketleyip rafa koyma çabaları gibi çeşitli öykülerden oluşuyor bu kitap. Arada Aylin Balboğa'nın kendi çizimleri de var kitabın içinde. Yani çok güzel öyküler gerçekten. Buradaki öykülerin de çoğu daha önce yayınlanmış öyküler aslında. Hepsinin toplaması bir kitap bu. Bir tane galiba yeni bir öykü daha var bu kitaba özel. Ya o kadar sevdim ki, o kadar güzel okunuyor ve harika bir dili ve harika bir dünyası var ki hemen hızımı alamayıp yazın bu kitabı okur okumaz Aylin Balboğa'nın ilk iki öykü kitabını da okumuştum. Hata etmişim. Keşke onu da saklayıp zamana bölseydim. Kendisi yeni bir kitap yazana kadar ben yine aralarda açar bu üç kitabını da okurum zaten. Nefis bir yazar. Yine tanıştığıma inanılmaz mutlu oldum. Bir isim daha. Kendisinin konuk olduğu İş Sanat'taki Hayatımın Listesi programımıza da bir bakmanızı öneririm eğer izlemediyseniz. Yani muhteşem bir insan gerçekten. Seçimleriyle, anlatımıyla, diliyle o programda da kalbimde böyle çiçekler ve yaralar açtı aynı anda. Ondan da bahsetmek istedim.
Bir diğer 2022 yılında son kitabıyla tanışıp bir önceki kitabını da okuduğum yazar Semih Öztürk. Onun Telaş Bandosu adlı iletişimden yayınlanan bu kitabı çıktı bu yıl içinde ve içinde harika öyküler var. Çok geç kalmışım yine kendisiyle tanışmak için çünkü bir önceki öykü kitabını da okuyup çok sevdim. Önce Dağlar Kar Tutacak adlı kitabı. Bu da müthiş. Başta Şuayb olmak üzere içindeki pek çok öykü yani muazzamdı. Aslında full öykülerden bahsetmiş gibi oldum. Bir tane de harika bir romandan bahsedeyim. Kerem Eksen'in Ölümden Uzak Bir Yer adlı romanı. Bu da yanlış hatırlamıyorsam ilkbaharda yayınlandı Yapı Kredi yayınlarından. Kerem Eksen'in 3. kitabı diyebiliyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Öykü kitabı, romanı var daha önceden de yazdığı. Bu da kendisinin son kitabı. Oğluyla cebelleşen, bir yandan eşinin hastalığıyla mücadele eden bir adamın biraz perspektifinden gibi ilerliyoruz ama o perspektif, yani tek bir perspektif takip etmiyor kitap zaten. Herkesi biraz anlamaya, biraz da o kişilerin birbirini anlamasına alan açan, zaman açan, mekan açan bir kitap. Gerçekten bu yıl okuyup en sevdiğim şeylerden biri oldu bu kitap. Harika bir roman yani ben çok fazla sevdim. Sadece tek benim için handikapı biraz daha uzun olmasını dilediğim bir kitaptı. Bazı meselelere, bazı yerlere biraz daha zaman ayrılmasını dilerdim. Belki bir devam romanı gelir ya da bir daha öncesini anlatan bir roman bilmiyorum. Bir başka, yani bu evrende bu karakterler arasında biraz daha gezinmek istedim. Ama nefis bir kitaptı. Bu yılın bir başka kısa romanı Ali İpek'in Gidelim Buralardan Muğlis adlı yine iletişimden yayınlanmış olan bu romanı. Bu da böyle küçücük bir roman gibi, incecik bir roman gibi aslında ama yani o kadar ağır ve etkileyici bir dili var ki Ali İpek'in. Ben yine kendisiyle bu yıl içinde tanıştım. Bir yandan böyle bir klasik Türkiye edebiyat eseri okuyorum hissi veren, bir yandan da gencecik bir yazarın dilinden böyle tuhaf, sıkıntılı, bunalımlı, ruhumuzu tahrip eden bir taşra hikayesi bu. Ama böyle hani taşra hikayesi deyip geçemeyeceğimiz derinlikte büyülü bir metin bu. Bilmiyorum yani hani okurken histen hisse geçtim ve hani böyle kolayca da okuyup sindirilebilen bir kitap değildi benim adıma. Bu yılın sürprizlerinden biri benim için Holden'den yayınlanan Kalben'in Eski Dünyanın Yangını adlı kitap. Kendisinin ilk romanı. Neden sürpriz? Çünkü Kalben zaten sürprizlerle dolu biri. Yani ben bayağı seviyorum Kalben'in kafasını, zihnini, bitmeyen, nefes almayan cümlelerini. Yani onun dünyasını çok seviyorum. Kalbini de aynı şekilde. Bu roman şöyle bir sürpriz yaptı bana. Karakterleri çok gerçek. Ve böyle sanki kendi zihnini ve kalbini parçalara ayırıp birbirine baktırıyor bu romanda. O açıdan beni bayağı etkiledi. Bu yılın başlarında okudum. Çok sevdim. Siz de eğer okumadıysanız yani bir bakmanızı öneririm. Gerçekten ilginç bir dili var, ilginç bir anlatımı var ve kocaman bir dünyayı telaşlı bir biçimde dile döken, o heyecanı da hissettiğiniz bir kitaptı. Benim bu yıl okuyup memnun kaldığım eserlerden biri kendisi. Kalben umarım tez zamanda yeni bir şey yazar. Artık öykü kitabı mı, roman mı ne yazmak isterse yazsın valla. Zevkle okuyacağım gibi görünüyor. Çok sevdiğim bir başka yazar var. Yani kendisiyle 10-15 yıl önce ilk kez tanıştım yani kitaplarıyla. Daha sonra kendisiyle de tanışıp arkadaş olma şerefine nail oldum. Yine 10 küsur yıl önce çok sevdiğim biri ve çok sevdiğim bir kalem. Hakan Bıçakçı ve onun son kitabı Silinmiş Sahneler yayınlandı yine iletişimden bu yıl içinde. Yani Hakan'ın böyle kendine has dünyası, karakterleri ve dili zaten okurları tarafından bilinen bir dünya artık. Bilmiyorum tam olarak edebiyattaki karşılığı ne. Sinemada otör dediğimiz böyle yazar yönetmenlerin kendi dilini oluşturma durumuna ne deniyor bilmiyorum ama Hakan'ın ya herhalde nevi şansına bir nasır kendine has bir dili olmasıdır herhalde buna denecek özel bir kelime var mı bilmiyorum ama böyle o dünyanın o benzer dünyaların arasında gezinmemize rağmen hiçbir noktada sıkıldığım işte artık yine bu ya falan dediğim bir an bir saniye bile olmuyor herhangi bir sayfayı çevirirken. Ya özellikle romanları her defasında beni etkilemenin bir yolunu buluyor. Yine böyle ana karakteri çok sokakta yanımızdan geçen biri. Çok alelade bir tip ama kafasının içindeki düşünceleri nasıl ifade ederse etsin. İçinden geçen duygular yine çok unik. Yine Hakan'a özgü. Bu böyle ilginç de bir hikaye aslında. Filmlerden
bazı sahneleri kırpan, sansürleyen bir sansürcünün hikayesini anlatıyor aslında. Genç bir sinema mezunu bir adamın yolunu bulma çabasını anlatıyor. Bir yandan aileden, aidiyetten kopma ve onları da koparıp parçalama, aynı o sildiği sahneler gibi kesip atmasının da hikayesini anlatan böyle çok katmanlı nefis bir metin daha Hakan'dan. Vallahi çok memnun oldum. Yine sevdiğim bir yazar Barbaros Altuğ. Kendisinin yeni kitabı Yabancı. Bu da İtaki'den yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Ekim'deydi yanılmıyorsam. Nefis bir kitap daha. Üç kadın karakter, üçünün perspektifinden ayrı ayrı okuduğumuz sayfalar ve hepsinin bir araya geldiği, oluşturduğu kimlik, göç, aidiyet meselelerini didikleyen, bir yandan da içinde bulunduğu jenerasyonun insan ilişkilerini anlamaya çalışan, onlara yaklaşmaya çalışan çok güzel bir metin gerçekten. Yine okuduğuma aşırı memnun olduğum, Barbaros'un daha çok şeylerini okumak isteğiyle dolduğum bir kitap. Bir de kapağına da bayılıyorum, yani şu kapağındaki nefis çizime. Yani her şeyle çok sevdiğim bir kitap oldu bu da benim için. Eğer radarınıza girmediyse Barbaros'un önceki kitapları da, bu da okumanızı öneririm gerçekten. Çok harika bir kalem ya. Çok memnunum onun da karakterler arasında gezindiğim için. Ve bir usta şimdi sırada. Bu yıl, yani son birkaç yıldır üretken bir biçimde yeni kitaplarını okuyoruz ama bu çok özel bir metin gerçekten. Latife Tekin'in Zamansız adlı Candan yayınlanmış olan son kitabı. Bu bir yaz meselesi, aynı zamanda doğayla ilişki, hayvan olma, hayvanlaşma meselesiyle ilgili, içimizdeki hayvanlarla yüzleşme bile değil, onlarla yan yana gezinebilme hikayesi. Aynı zamanda ölümle, bir şeylerin ölmesiyle, bir şeylerin gitmesiyle nasıl durabildiğimize de bakan, orayı da anlamaya çalışan çok özel bir metin. Yani beni çok çok sarstı. Çok tuhaf bir yazım tekniği var. Yine Latife Hanım'ın kendine has dili burada da devrede. Ama yani belki de kendisinden okuduğum şimdilik en özel metin. Yine 2023'te de Latife Tekin'leri oturup tüm külliyatını okuyup bitirmeyi planlıyorum. Son kitabı da 2022'nin en iyi metinlerinden biriydi bana göre. Bir başka nefis şey daha geliyor şimdi. 2022 yerli edebiyatının en nadide parçalarından biri Melisa Kesmez'den geldi. Küçük Yuvarlak Taşlar. Bu da yani o kadar etkileyici ki inanamıyorum gerçekten. 3 tane cik öyküden oluşuyor aslında. Birbirine bağlı öyküler bunlar. Yani karakterleri birbirinin içine geçen 3 öykü. Parçalanmış, dağılmış bir ailenin izini süren bir metin bu. Ama o kadar duygusal derinliği olan ama bunu böyle alelade bir şeymiş gibi anlatmayı beceren o kadar garip bir metin ki kocaman bir film izlemiş gibi oldum. Ve bunu hiç de öyle bir ağırlık yapmadan becerdi. Bir sürü açıdan beni vurdu yani bu kitap. Harika bir dili var ya Melisa Kesmez'in. O kadar güzel cümleler, o kadar böyle incelikli duygular arasında geziniyor ki yine bu yıl bütün öykü kitaplarını gömeceğim apaçık Melisa Hanım'ı. Yine geç kaldım biri daha. Küçük Yuvarlak Taşlar lütfen okuyun yani. Ben herkese öneriyorum gözüm kapalı ki kitapları biri önermek kadar saçma bir şey olamaz. Herkes kendi süzgecinden geçirsin yani okuyup bir baksın isterim. Ve son olarak yine aslında Ocak ayında okuyup bitirdiğim bir 2022 kitabı yine yılın sonlarına denk geldi. Ömür İklim Demir'in Mutedil Dalgalı adlı son öykü kitabı. Kendisinin zaten inanılmaz sevilen, çok bilinen, okunan Mutelif Evhamlar kitabı adlı bir ilk öykü kitabı vardı. Sonra Kum Tefrikaları adlı bir roman geldi ve son olarak da 2022'nin sonunda bu yepyeni kitabı Yapı Kredi'den çıkan diğer önceki iki kitabı gibi. O kadar güzel öyküleri ve o kadar güzel bir zihni var ki Ömür İklim Demir'in. Yani büyük bir zevkle okudum bu kitabı. Bazen çok hüzünlendim, çok duygulandım. Gözümden böyle yaşların geldiği öyküler oldu. Çok eğlendiğim şeyler oldu. Garip bir biçimde eğlenmenin bir yolunu bulduğum öyküler oldu. Çok farklı, çok orijinal, çok sevimli, çok zeki bir dil ve çok eğlenceli bir kalem. Yani eğlenceyi burada tırnak içinde tüm duyguları bir arada harmanlama olarak kullanıyorum. Yani yerli edebiyatımız açısından bence yani nefis bir yılmış ya. Ne bileyim ya da ben çok coşku dolu bir şeyleri sevmeye çok mu eğilimli biriyim bilmiyorum ama hani benim için gayet verimli bir yıl olduğu gibi
sizin için de herhalde fena olmamıştır diye düşünüyorum. Bunlardan hangilerini okudunuz, hangileri sizi de benim gibi çarptı, etkiledi? Bunlar dışında okuyup bu yılın yayınlanmış kitaplarından sevdiğiniz neler var? Ben neleri ıskaladım? Onlardan da bahsederseniz çok sevinirim. Yani 2022 basımı kitaplar arasından favorilerim bunlardı. 2023'ten de yine çok umutluyum. Umarım yine böyle çok sevdiğimiz yazarların harika kitapları gelir. Bazılarından haberimiz var zaten. Heyecanla bekliyoruz. Yeni sürprizlerde her zaman kollarımızı açıp beklediğimiz bir şey zaten. Böyleydi benim 2022 yerli edebiyat öyküm. Görüşürüz yorumlarda. Böyle.